İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal. Buyurun Sayın Tanal. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan haklarının ihlal edilmemesi gerekirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi şu an itibarıyla dahi insan hakları ihlal ediliyor. Ne demek bu? Şu anda stenograf arkadaşlarımız çalışıyor bakın. Stenograf arkadaşlarımız aynı kapıdan genel kurula giriyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Aynı mesai harcıyorlar. Aynı şekilde sınava giriyorlar. Alınan ücretler farklı. Meclisin içerisinde veya meclisin dışında kamu kurumlarının tamamında aynı işi yapıyorlar. Aynı mesai yapıyorlar. Aynı yerde çalışıyorlar. Alınan ücretler farklı. Değerli arkadaşlar, değerli meclis başkan vekilimiz, biz insan hakları evrensel bildirgesini imzaladık. İnsan hakları evrensel bildirgesinin 23. maddesi diyor ki eşit işe eşit ücret verilir deniyor. Neden eşit işe eşit ücret vermiyorsunuz? Meclis içerisinde ve meclis dışında tüm kamu kurumlarında insan hakları bu anlamda ihlal ediliyor. Yani burada bakın meclis içerisindeki almış olduğunuz 4 delilerin aldıkları bir kısmının ücreti 2800, bir kısmının ücreti 3400, bir kısmının ücreti 4600, bir kısmının ücreti 5500, bir kısmının ücreti 6000 civarında. Yazık, günah değil mi ya? Aynı işi yapıyor, aynı mesai, eşit işe eşit ücret ilkesi ihlal ediliyor. Bu konumda olan tüm vatandaşlarımızın kamu denetçi kurumu burada ombudsmana ücretsiz olarak başvurun. İnternette başvuru dilekçesi vardır, ücretsizdir. Hak arama özgürlüğü açısından idarenin kötü yönetimi, kötü alışkanlıklarını bitirecek olan ombudsmandır. Ombudsmanın da tüm yetkilerini buluyorlar. Verdikleri bütçede yetersizdir ve onun için gerek tüm illerde meclis tarafından ombudsmana yer tahsis edin. O sizin en azında hukuka aykırılık olanlarınızı düzeltmeye çalışıyor ama maalesef kamu denetçili kurumlarına da siz engel oluyorsunuz. Genel Meclis Başkanı Vekilimiz Sayın Sadi Bilgiç Bey, ben size yazılı soru önergesi verdim. Ya bu bedelli askerlik çıktı. Mecliste kaç milletvekili bedelli askerlik için başvurdu? Haberiniz var mı? Haberimiz yok. Bedelli askerlik yapan milletvekili var mı? Bize bilgi verilmediği için yok dediniz. Olmadı. Bilgi edinme kanunu uyarınca verdim. Bilgi edinme kanunu bu sefer genel sekreter imzasıyla bizim haberimiz yok, bizim bilgimiz yok denildi. Arkadaşlar, milletvekiliyle bağdaşmayan işlerin arasında aynı zamanda yürütmenin emrinde çalışan birisi milletvekiliyle bağdaşmaz olmaz, milletvekili düşmenidir. Hadi diyelim milletvekili askere gitti. Arkadaşlar, hani bir anda Sayın Tuncay Bey dedi ya çürümüşlük, işte çürümüşlük bu. Meclis başkanının vekilinin verdiği o cevapta hem askere gidiyor, hem milletvekili maaşını alıyor, hem de aynı zamanda sigortasını meclis ödüyor. Arkadaşlar, bedelli sigorta olayında, bedelli askerlikte askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını da meclis ödüyor, maaşını da meclis ödüyor. Şimdi genç olan arkadaşlarımız zan altında kalmaması açısından hem askerliğini yapıp hem sigortasını devletin ödediği, işte bu çakma kahramanlar kim? Konya milletvekili Selman Özboyacı. Yalova'nın milletvekili Ahmet Büyükgümüş, biri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, biri de başkan yardımcısı. Bunlar örnek oluyorlar. Yazık, günah. Diğer arkadaşımız
Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel. Derhal meclis başkan vekiline sesleniyorum. Yapmazsa suç duyurusunda bulunacağım hakkınıza. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, meclisin verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabına yatırmak zorundasınız. Bunu yatırmak zorundasınız. Burada hem sigortasını devlet ödeyecek, hem maaşını meclisten alacaksınız. Tamamlayalım lütfen Sayın Tena. Bitiriyorum başkanım. Sizin burada verdiğiniz cevaplarınızda diyorsunuz ki efendim askere gitmiş, bizim bilgimiz yok. Maaşın da yatıp yatmadığını normal kanuna göre yatıyor diyorsunuz bana siz. Verdiğiniz yazınız bu. Milletvekili karşında dikiliyor. Askere giden ve maaş aldı dediğiniz, sigortasını dediğiniz milletvekili karşında. Bu maaşın peşine düşeceğim. Bunu Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabına yatırmak zorundasınız. Bu çürümüş diye izin vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım ben. Sağ olun.